Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, ben Bilal. Bugün üzerimdeki formadan veyahut da herhangi bir şeyden göremediğiniz gibi günlerden Başakşehir. Bugün tüm temsilciliklerimizin Avrupa maçı var ve ben de İstanbul'da olan tek maç olan Başakşehir Fiorentina maçına stadyuma gideceğim ve o anları sizlerle birlikte paylaşacağım. Her zaman yaptığımız gibi stad vlogumuzu güzel bir şekilde icra edeceğiz inşallah. Uzun zamandır görmediğiniz Enes'le gideceğiz bugün. Onunla da valla uzun zamandır maça gitmiyorduk, güzel bir şey olacak. Bugün Sivasspor'un, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin ve Başakşehir'in maçları var aynı günde. Valla inşallah hepsi kazanır. Çünkü biliyorsunuz ki ülke puanı her şeyden önemlidir. Maalesef ki Galatasaray yok. Aç kapıyı kalbi ya. Çok da fazla uzatmadan hemen dışarı çıkmak istiyorum. Biliyorum şu baştaki konuşmaları çok sevmiyorsunuz ama sizden çok ufak bir ricam var. Videomuza geçmeden önce videomu beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca son videolarımdaki beğeni sayısının ve izlenme sayısının ve abone sayısının artışından anlıyorum ki güzel videolar yapıyoruz. Teşekkür ederim hepinize. Bu videonun da güzel olması için uğraşacağım ve siz de bu videonun daha fazla önerilmesi için videoya beğeni atıp kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videomuza geçelim efendim. Başakşehir Fiorentina'ya koymaya başlasın bakalım. Evet, o yüzdenler isim Enes'e de hoş geldik. Nasılsın, iyisin inşallah. Bugün günlerden Başakşehir. Vatan millet Sakarya diyerek temsilcimiz Başakşehir'i stadyumda desteklemeye gidiyoruz. Temsilen Başakşehir'i desteklemeye gidiyoruz. Başakşehir stadına hiç gitmedim daha önce. Belli çok güzel duruyor yani, gidelim. Daha önce Efan'la gidiyorduk, stad vloglarını izliyordun orada. Aynen öyle. Bu sefer daha da zevklisi gelecek inşallah. İnşallah. Bir de Başakşehir Fiorentina'ya çakarsa. Çok güzel olur. Aynen Başakşehir öyle. Başakşehir zaten ligde gol yemeden devam ediyor. Evet, şimdi biz Bağcılar Meydanı'ndayız şu anda. Şöyle bir gösterelim ufak dönerek. Abi ama çok iyiyiz ya. Şu an var ya, fenayız yani. Bağcılar Meydanı'ndan biraz sonra arkamızda bulunan metroya bineceğiz ve metrodan nereye gideceğiz? Kirazlı'ya. Kirazlı'dan aktarma yapıp Metrokent. Evet, Metrokent'ten sonra da Sular Vadisi'ne bineceğiz. Bunları da siz göreceksiniz. Videomuza beğeni atmayı unutmayınız. Umarım Başakşehir'in kazanacağı bir maç olur. Hemen bir skor tahmini alalım bir de. Fiorentina da aslında kötü takım değil ha. 3-1 Fiorentina diyorum. 3-1 Fiorentina mı? Gönlünden geçen ne peki? Gönlümden 3-1 Başakşehir tabi. Vallahi ben arkadaşlar 2-0 Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. İnşallah birazdan, dediğin gibi olur. Birazdan Serdar Ortaç'ın Başakşehir için yazdığı marşı dinleyeceğiz arkadaşlar. O Başakşehir, Başakşehir o. Evet, Kirazlı'da indiğinizde şöyle bir aktarma var arkadaşlar. Buradan o aktarmaya biniyorsunuz. Daha sonra Metrokent'te iniyorsunuz. Metrokent'te de Sular Vadisi'ne giden bir YTT otobüsü var. Ona bineceğiz. Şimdi Enes Atılay'la yürüme şeyiniz. Niye bu kadar mutsuzsun? Evet, ben. 2 dakika diyor. Hemen binelim ona. Şöyle durakları da göstereyim size. Metrokent'e geldiğinde böyle bir ortamla karşılaşıyorsun ve bu arada ilk defa gördüğüm bir şey göstereceğim. Evet, köfteci var, ilk defa görüyorum şu an. Yani demek ki bu maça ihtimal Avrupa Ligi yoğun, olduğu için. Yoğun istek olduğu için. İstanbul'da bu hafta tek maç Avrupa Ligi. Aynen öyle, İstanbul'daki tek maç, köfteci de var. Ama biliyorsunuz ben bu köfteleri önermiyorum abi, kötü ya. En son Trabzon'da yediğimde kötü bir tecrübem oldu. O yüzden önermiyorum. Köfteci mi? Ha, o iyi de, Türk elması. Evet arkadaşlar, Başakşehir Metrokent böyle bir yer. Burada şurada otobüs durakları var, görüyorsunuz otobüs durağı var. Burada hangisine biniyorduk onu hatırlamıyorum işte, sorman lazım. Sular Vadisi'ne giden hangisiydi? Ona bineceğiz. Şu an saat daha erken zaten. Tam 7 olacak. Şurada da saat var. Saat 7 olacak. Ama biz yürüyebiliriz ya kasa. Ne yürümesi abi, buradan yakın değil. Bakacağız şimdi. Yakın yakın. Ya bakacağız şimdi. Tamam. Yok, yakın değil abi. Efsane müzik. Başakşehir. Başakşehir o. Başakşehir. Serdar Ortaç'ın yazdığı Başakşehir marşı. Biz her maç öncesi burada bunu dinleyerek enerji topluyoruz abi. Üstünde Başakşehir. Birazdan bunu statta da dinleyeceğiz. Enes'le kopacağız. Haydi. Daha önceki stad vloglarımızı izleyen varsa, özellikle Başakşehir tarafında, tamam o zamanlar kıştı ama soğuk oluyordu. Ben de her ihtimale karşı, şu an her ne kadar hava sıcak da olsa, akşam soğuk olabilir ihtimaline karşı bir hırka aldım yanıma. Retro bir hırka buldum köyde. Yes, I'm the boss. Hala, oğlum ne bakıyorsun lan? Arkadaşlar 78 gidiyormuş, biz de şimdi bineceğiz. Enes Atalay. Benim story'ime bakıyor. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bilal Soydas 69. Takip ediniz efendim. Hadi binek, haydi. Hadi gidelim. İn baba, in.
arkadaşlar. Enes Atalay'ın gazabına geldik ve az önce 3 dakika falan burada konuştum. Meğersem video çekmiyormuş. Hepsini tekrardan yapacağız abi. Evet, Sular Vadisi. Sular Vadisi burası bak. Suyu çekler. Suyu bize bak. Oo, beraber. Tekrardan oynamak da... İsmini buradan alıyor. Su mis gibi bak, su mis gibi. Oo, ve su sesi de hani 3 dakika daha burada dursan böyle çişin gelecek yani. Buradan girişi var. Daha önce hiç girdin mi diye sor, girmedim ama sen girmiştin ben galiba. Girdim, nasıl evet. Bir yer? Hani gelip görmeli mi? Yok ya, görecek hiçbir şey yok. Düz yol yürüyorum. Normal yani. Park ya. Yani. Park böyle. Ama yani ailenle oturabileceğin, kahvaltı yapabileceğin aynen, bir yer. Aynen, arada bir gelip arkadaşlar nefes alabilirsiniz. Bir nefes alabilirsiniz. Çay içebileceğim bir yer. Böyle ufak tefek farklı stad gezilerini seviyorum ben açıkçası. Nedenini de size söyleyeyim. Yani ben normalde evde oturuyorum, dışarı çıkmıyorum. Sosyal hayat sıfır olmuş derecede. Ve bizim için abi gerçekten mesela böyle bir Başakşehir maçı, Kasımpaşa maçında bir maç bizim için farklı bir etkinlik oluyor. Ve beni mutlu ediyor. Yani böyle Galatasaray harici de gittiğimizde güzel oluyor. Stat'taki tribüne aşığız. Televizyondan izlemekle stat'ta izlemek çok farklı bir duygu. Yani benim de zaten en başından beri şu kanalda yapmaya çalıştığım şey de bu aslında. Hepinize en azından bir kez olsun stada gitmiş gibi gösterebilmek. O hissiyatı size birebir yaşatmak. İnşallah bu maçta da Başakşehir'de kazanır. Böyle güzelce bir Fiorentina'ya çakar. Güzel bir maç izleriz. Maçların saatleri biraz aynı ama bence yine de bu maçta fazla derecede taraftar olacaktır. Şurada falanız yani. Buradan böyle çıkıyoruz. Stada doğru gireceğiz. Güzel yapmışlar bunu. Artı şöyle bir uçak var. O da başarılı. Vallahi güzel. Beğendim yani. Hani kumaşları falan kaliteli duruyor. Şurada mesela formalar var. Formaların fiyatını soralım. Güzel bence. 130 lira abi. Ben giyerim bunu gönlük sevgiler. Montlara bakayım bir de. Kış sezonu geliyor. Oo bak şu uzun montlar var ya. Hayranım ya. Ama tabii bunun fiyatı normal yani. 1500 lira. Gayet normal aslında. 1000 lira falan. Bunun fiyatı yazmıyor. Ben Başakşehir Store'un ürünlerini beğendim. Genel tasarımı da güzel yapmışlar burada. Bunlar 380 TL. Geçen sezonu. Bunlar yeni sezon. 280 TL. Yani diğer İstanbul takımlarına baktığında bedava. Aynen. 280. Geçen sezonda 180 TL. Okan Buruk. İnşallah bu sene de Galatasaray'ımızı şampiyon edecek. Çiğ köfte yiyoruz. Fakirlik. Kötü bir şey. Nasıl? Güzel. Mega durum. Çiğ köfte yiyeceğim her usta. Mega. Seversin. Acıktık ben. Evet, yemeğimizi yedik. Artık maça da az kaldı. Birazdan giriş yapacağız. Şurada taraftarlar toplandı. Bir bestelere bakalım, bestelere. İstersen tonlandığın rök bir yanı bayraklarla. İstersen tonlandığın rök bir yanı şarkılarla. İstersen savaşalım rakamların zamanlarla. Niye bu kadar gülüyorsun abi? Arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musunuz? Ben burada video çekiyorum ya böyle bu şekilde. Şurada yürüyorum ama videoya bakarak. Bak koy ayağını. Bildiğin düştüm şöyle abi. Videoda da belli oldu. Enes'e döndüm kahkaha attı. Hiç farkında değilim. Ben böyle bakıyorum çekiyorum burayı. Bir baktım ayağım zınk bir aşağı düştü. İstanbul! İstanbul! Değişimler! Seni sevdim bu dünyada! Cimbom! Sen bu peşe! Canım veda olsun sana! İzmir'e! Değişimler! Seni sevdim bu dünyada! Oradan yetiştim ya! Vallahi ayağım hala ağrıyor ya! İşte bu kadar da işine sadık bir insan. Ama hala çekmeye devam ediyor. Evet, sana ben de bir de arkadan bana bakıyor gülüyor mu diye. Enes baktım bir tur attı orada kahkaha atarak var ya. Niye 3 lira olmadı? Bu arada Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Galatasaraylı herkes burada. Lay 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 lay.
Gol Başakşehir. Beşiktaş diyecek. İster istemez oluyor öyle bir şey ya. Güzel ya, ben ilk kez geliyorum, vallahi beğendim. Bu arada yani burada biz Galatasaray formalı da gördük, Fenerbahçeli de gördük, Trabzonsporlu da gördük ama Beşiktaş görmedik ki, o da büyük ihtimal stadın içinde vardır. Hatta bakın şu an Fenerbahçeli burada. Fenerbahçeli burada, Barcelona burada. Şurada da Trabzonsporlu abi var bak. Onu görmüştük. Önümüze geldi zaten. Şöyle giriyoruz arkadaşlar. Biz Batı Alt tribündeyiz. Batı Alt'ın girişi de az ileriden sağa döneceğiz. Evet, Batı VIP alt girişi. Bir aranalım bakalım. Yunus Atalay ilk defa geliyor Başakşehir stadına. Şu anda içeri girmedik tribün tarafına. Ne düşünüyorsun? Şu anki görüntü. Şu anda oyuncular hafif hafif daha böyle çıkıp bir sahayı görüyorlar falan filan. Daha maça var. Biz de içeri girip şimdi birazcık etrafı çekeceğiz size. Hadi bakalım. Arkama doğru bak. Çimin kokusu geliyor böyle, var ya. Çok güzel kokuyor. O yüzden bu stadın bu kısmını seviyorum. Yakın abi, dibinde. Ama acayip sessiz değil mi? Çok. Çıt yok lan. Isırık çalabiliyor musun sen ağzını? Elini. Çal bakayım mesela nasıl yankı yapacak. Şu an hiç kimse konuşmuyor, hiçbir ses yok, müzik yok. Bayağı bir sessiz. Abi bak geldi, geldi. Bizim takipçilerimiz geldi. Sen Trabzonspor'da yiyinsin. Lan hangi Başakşehir maçına gitsen ben bu adamı burada görüyorum. Helal olsun. Bizler yer Trabzon abi. Helal olsun be. Evet, Trabzonlar da şu anda bu kardeşimizi görünce mutlu olmuştur. Fenerbahçe güzel değil mi? Fenerbahçe de güzel. Bizim takımımız yok. Maçımız da var abi. Ha doğru, bugün aslında herkesin de maçı var. Tüm temsilcilerimiz. Sivasspor abi formaları kaybetmiş. Ben onu öğrendim ya. Sivasspor uçakta arkadaşlar formalarının bavulunu kaybetmişler ve alternatif formayla çıkacaklarmış. Bu üzücü oldu açıkçası. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Birazcık da trajikomik bir olay. Bugünkü maç hakkında bir konuşamaz. Skor tahmini var. Kaç kaç bir. Fiorentina'ya çakar mı Başakşehir? Abi iki takım da şu an tempolu oynuyor. Şehir Beşiktaş deplasmanında galip geldi. Moralli. Evet, moralliler. Hiç gol yemedi Süper Lig'de daha. Fiorentina da sağlam takım. 2-2 diyorum ben. 2-2 berabere biter diyor. Sen ne diyorsun kardeşim? 2-2. Başakşehir yenemem. Başakşehir yenemem. Senin abi Kansa abi dini gidin. Ne zaman izledin? Bugün mü? He. Bayburt'ta. Ama abi çok iyi oynayamıyorsun. Ben bunu derdine dayanamam. Ben de ölürüm yaşımda. Moralim bozuldu. Geçenlerde bir yorum aldık arkadaşlar. Yavaş geçerek seni al, ben onu anlatayım. Geçenlerde bir yorum aldık. Hızlı çevirince epilepsi hastası olan bir abimiz varmış. Ya da şey, vertigoydu galiba. Şu dönüyormuş. O yüzden bundan sonra yavaş yavaş çevireceğiz. O yüzden yavaş hareketlerle stada aldın mı? Aldım. Bir kere daha al onun için. O kadar da yavaş değil ama. Dön ya. Deplasman tribününe bak. Yakın ol abi oraya. Ne, deplasman ben miyim ama? Normal tribünler daha kalabalık. Aynen. Ama birazdan biz burayı full yapacağız. Maçın başlamasını bekliyoruz. Bu kadar da yakından çekme bence. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Maç başladığı zaman görüşmek üzere. Kayseri! Kayseri! Yusuf, Yusuf! Yusuf Endaş şimdi ye. Yusuf! Abi şu OKK'nın kalıbı nasıl ya? Helal. Böyle yemin edemezsin. Stefano Okaka. Şarkı başladı ya. Serdar abi telif atma. Elazığ spor formalı bir abi geldi. Abi hoş geldin. İsmin nedir öncelikle? İsmim Hatemi. Hatemi, merhaba abi, hoş merhabalar. Geldin. İnşallah Başakşehir'e başarılar diliyorum. Kaç skor tahmini ver bir de bize abi. 2-1 alır diyorum. İnşallah. Çok kalıplı bir de ya. Bravo! Erkay! Erkay! Geçenki gelmelerimize göre daha dolu şu an bu stat. Ya kalk abi kalk. Oturarak maç mı izlenir? Kalk ya. İstanbul! İstanbul! Haydi oğlum be, bu maç bizim be, haydi oğlum. Ülke puanı kardeşim, şimdi yanlış anlama, seneye Galatasaray gidecek Şampiyonlar Ligi'ne, o yüzden bize ülke puanı lazım, anladın mı? OKK atar değil mi? Hırsını gördün değil mi? OKK çıldırdı. Herkes oturuyor ya. Baba herkes oturuyor burada ama ya, aynı o. Ya bunlar oğlum, hele gelin çekin benim için. İstanbul! Lay 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 lay! Daha maç başlamadı ama. Haydi oğlum. Aferin oğlum be. Haydi! Yürü! Hey! Yaklaşsana oğlum, yaklaşsana topa. Ender Şimiye'ye bak, çıldırdı.
Enes Pray bir teknik direktör. Açsana oyunu, açıyor adam, yaklaştı skoru. Nasıl oynayacak hocam? Abi adam zaten açıyor. Açıyı vermiş, oynadı. Haydi oğlum. Offside, ne offside ya? Abi! Çalıştı. Abi ikone var ya, fena bir adam. Ooo, helal lan! Bravo, helal lan! Bravo dur! Bravo Hak! Bak benim karısı be. Kocası. Mbappe'nin karısı. Kocası diyeceğim karısı ya. Vallahi Allah'tan kontrol edemedi lan. Demeyelim, çok da biz eğleniyoruz. Bunlar ne yapıyor? Bunlar bağırıyor deplasman. Bağırıyorlar bize soruyor. Soruyor. Pizdacılar. Maç hariç her şeyi konuşuyor. Yürü! Kay kay! Ana! Ya abi ya! Adamlar ilk kez atan çıktan çıktı. Harbi oğlum ilk defa atak oldu, çıldırıyor kazda. Gol olmuş gibi oldu, direkten de. Yürü! Penaltı yok mu ya? Oynattı ya. Sarı, kırmızı mı? Sarı. Bravo, 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 bravo. Sarı kart hocam. Doğru karar. Doğru karar hocam. Çok güzel. Go at, go at. Eşi mi? Nereye açtı abi? Nereye açtı ya? Vallahi billahi ya. Bu nasıl bir adam ya? Ne oldu? Ne oldu? Allah. Ay. Ulan be. Müdür şuyu ya. 34. dakika şovları. Dakika 44.5. Duraklama vermeyecek bile bak, gör de bak. Oyun durmadı ki. Hiç durmadı ya. Evet, ilk yere bitti. Daha bu arada 45 olmadan bitti ha. Ha bak orayı gösteriyor. O diyor benimkinden farklı diyor, bak bak. Bilal, aga, uyan uyan. İkinci yere başla. İstiyorsan devam et. Valla ikinci yarıdan daha iyi uyku ya. Tamam, arkadaşlar. Yani kantine geldik bu arada. Burada hatırlarsanız geçen sene bir şey olmuştu. İki popkek, bir meyve suyunu 30 lira vermiştim. Ve bu sefer arkadaşlar değişmiş. Bakınız bir tane 9 kat aldık. 2 çay, 2 tane de su kaç para? 35 lira. En azından uygun. Valla diğer o geçenkine göre uygun, değişmiş buradaki büfe. Ben bu kadar kötü bir yere görmedim. Uykum geldi benim yani. Hatta Enes bir ara uyukladı. Ama bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum ben neyse. Yani Başakşehir tarafında en azından bir taktikti bu. Bence ikinci yarıda böyle geçecek. İkinci yarıda böyle mi? İkinci yarı böyle geçecekse çok üzülürüm yani buraya. 0-0 gidecek bence. Gol de olmayacak. Biz çok erken konuşuyoruz. İkinci yarı bence çok farklı olacak abi. Ben ikinci yarıdan ümitliyim. Belki Emre de içeride sağlam bir taktik. Abi abi ikinci yarıda şimdi bir alacak Traore'yi, Mraore'yi tak. Ya da 60'tan sonra tak. 60'tan sonra güzel olur. İnşallah güzel bir ikinci yarı geçeriz. İlk yarıyı zaten siz de gördünüz. Çok durgundu, çok sıkıcıydı. İkinci yarıda görüşmek üzere. Biz şöyle çayımızı falan içeceğiz. Şunu yiyeceğiz. İnşallah ikinci yarı güzel olur. Videoyu beğeni atıp kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı da yapalım. İkinci yarı başlamış. Biz biraz geç kalmış olduk ama sıkıntı yok. Gelecek dedik abi gol. Ben kornerden gol atarlar dedim abi. Çok iyi kesti. Vallahi müthiş de. Bir saattir yatan herkes uyandı. Bravo. Gol anonsu geliyor. Selam. 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 Selam
Aferin oğlum. Beni utandırdın. Aferin Serdar. Serdar aferin. Nasıl Serdar diyor. Oğlum nasıl Serdar değişti ya? Psikolojimizi bozdu ya. İkinci yarı. Vallahi bak benim dengemi bozdu ha. Böyle bir korelans olamaz. Müthiş de. Ay Allah'ım ya. Haydi lan Serdar. Bugün senin günün olsun be. Traore de girdi. İyi oldu. Berko Özcan çıktı, Traore'ye girdi. İkinci yarı heyecanlanacak dedim. Gördün orada gol oldu. Daha da goller bekliyoruz hadi. Bu nasıl organizasyon lan? Serdar'ın iki atmasını istedim, güzel oldu. Çok iyi anons. Bas! Ulan be! Ulan Serdar be! Bir kez daha o şeyi duymak istiyorum anonsu. İkinci sarıdan kırmızıyı yedi. İkone hem de yedi lan. İkone! En iyi adamları gitti valla. Dakika 75'te. Serdar Gürler çıkıyor. Bu şiş de iyi adam ha. Tribün çıldırdı. Bir sağa bir sola gidiyor. Çok. Çok iyi lan. Hakem ayakkabısını mı alıyor? Şiş, bak şişe bak. Şişi izle, şişi. 3 oldu, 3! Traore! Çok iyi be! İkinci yarıda böyle bir oyun beklemiyorduk abi. Gerçekten çok iyi oldu. Maçı bitiren gol geldi. Keşke Serdar atsaydı. Ama Serdar çıktı. Bravo. Güzel. Fiorentina 3-0. 3-0. Başakşehir stadını bu şekilde kapatıyoruz. Stada biz kapatıyoruz.
Güzel bir ikinci yarı oldu. İlk yarısından kat be kat daha güzel bir ikinci yarı ve 3 gol de ikinci yarıda geldi. 3 puanı Başakşehir bugün 3 golle almış oldu. Güzel de oldu. Açıkçası ilk yarıda uyuyorduk neredeyse. İkinci yarıda bizi tekrardan alevlendirdi. Maç sonu konuşmalarını çok sevmiyorsunuz biliyorum. Ama benim ufak bir eleştirim olacak. Eğer o eleştirimi dinlemek isterseniz videonun devamına göz atabilirsiniz. Eğer dinlemek istemiyorsanız da videoyu beğeni atıp kanala abone değilseniz abone olup şu anda videodan çıkabilirsiniz. Eleştirim de şu yönden olacak. Taraftar konusunda olacak. Açıkçası bizim oturduğumuz yer tamam bilet fiyatı belki birazcık normal fiyattan pahalıdır vesaire ama bugün bir Avrupa Konferans Ligi'nde bir temsilcimiz Türk takımı oynadığında açıkçası ben bile mesela ayakta full izlemek istedim 90 dakika. Tezahürat yapmak istedim, bağırmak istedim, gol olduğunda birbirimize sallamak istedim. Tıpkı Galatasaray Barcelona'da da Fenerbahçe'nin vesaire oynadığı Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi tribünde çıldırmak istedim. Ama bizim oturduğumuz yerde mesela herkes oturdu ya. Biz hatta maç başında ben önce ayaktaydım, arkamdaki abi falan oturun falan yaptı. Şimdi şöyle bir şey var, biz birkaç bir şeyde hani tanık olduk ondan bahsedeceğim. Tehlikeli atak öncesinde 3 sıra önümüzdeki 2 kişi kalktığında arkadaki bir abinin kardeşim kalkmayın oturun, oturarak izleyin diye tartışmaya girdiklerini gördüm. Ya bu açıkçası beni üzdü. Neden? Herkes ayakta izlemek zorunda değil. Herkes ayakta izlemek zorunda olmadığı gibi herkes oturarak da izlemek zorunda değil. Yani böyle bir şey dayatılmaya çalışıyor. Bana göre bu maçın heyecanını öldürüyor. Yani bugün kale arkasında 1453 Başakşehirliler tribünü bence müthişti mesela. Bir ara orada olmak istedim gerçekten. Her ne kadar kale arkası da olsa ben orada olmak istedim. Çünkü orada o enerji vardı anladın mı? Heyecan vardı yani. Burada gol olmadığı sürece ses çıkmıyordu. Yeri geldi de hani şu bile olabilirdi. Yani arkadaşlar bağırmayın falan. Bu bile olabilirdi. Sinema. Asla öyle bir şey demeyeceğim. Herkesin düşüncesine saygımız var. Benim düşündüğümün tersini de düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben açıkçası bu şeyin futbolun heyecanının öldürdüğünü düşünüyorum. Çekirdekçe tayfaya dönmemizin futbolun heyecanını, atraksiyonunu öldürdüğünü düşünüyorum. Ya benim eleştirim sadece bu olacaktır. Açıkçası Batı alt tribünde değil de keşke kuzey altta kuzey mi oluyor artık bilmiyorum. Kale arkası üst katta tribün içinde olsaydık dediğim oldu. Şimdi şöyle düşünün. Ya Avrupa'da Türk takımı 3 puan aldı ve Fiorentina gibi bir takımı yendi. Ama o heyecanı vermedi yok, tam anladın mı? Yoktu. Çünkü neden? Taraftar. Taraftar her şeydir arkadaşlar. Yani herkesin fikrine saygı duyarız. Benim düşündüğüm açıdan düşünmeyenler de olabilir. Sonuç olarak 3 puan geldi mi? Geldi. Biz enerjimizi attık mı? Attık. Güzel bir maç oldu mu? Oldu. Videomuzu da bence krallar gibi çektik mi? Çektik. Artık videonun da sonuna geldik. Kusura bakmayın da vaktinizi aldıysam. Enes'e de buradan çok teşekkür ediyorum video geldiğini çıkarken. Ayrıca de bizim buraya gelmemizi sağlayan yani bize sponsor olan Emre abiye de buradan çok selam olsun. Kendisi Almanya'dan bize bu maça gitmemiz için sponsor oldu. Öğrenci adamız. Her maça bilet parası veremiyoruz. Sponsorlara ihtiyacımız oluyor. Eğer siz de hani duyarsanız bize başka maçlar için de sponsor olabilirsiniz. Sizden aldığımız yorumlarla da güzel bir şekilde stad vloglarını icra ettiğimi düşünüyorum. O yüzden de bunu da söylemek istedim. Emre abiye de selam olsun. Teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Biz artık evimize dönüyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Artık yarın Galatasaray Konya maçına. Niye böyle çıkıyorum bilmiyorum ama zevkim geldi.